Tekrar hoş geldiniz. Daha önce asma çeliğinden köklendirme videomuzu paylaşmıştık sizinle. Bir çelik yapmıştık. Köklendirme, filizlendirme yapıp daha sonra toprakla buluşturacaktık asmamızı. Şu anda hava şartlarından kaynaklı bir süre vermiştik size 60 gün civarında falan. Tabii hava şartları o zamanlar Kasım ve kışa doğru ilerlediğimiz için biraz daha süreç uzadı. Şu anda Ocak ayları falan civarındayız. Ve Son hali bu. son hali köklendirilmiş bir şekilde sizinle paylaşıyoruz. O iki astığımızı, iki tane çeliğimiz vardı. Şu anda neticesini aldık. Ben size sudan çıkardık daha yakın bir şekilde göstereceğim. Bu şekilde gördüğünüz gibi astmalarımız şu anda hem filizlenmiş hem de yaprağıyla birkaç yerinden patlatmış durumda. Bunu artık biraz daha suda durdurabilirsiniz. Ama biz toprağı almayı daha çok istiyoruz. Toprağı alırken de dikkat etmemiz gereken en önemli konu bu filizler çok narinmiş yapıda şu anda. Dokunduğunuzda bile kırılacak yapıda. Onun için toprağa koyarken çok dikkatli olmanız gerekiyor. Bunu toprakla buluşturacağız. Buradakiler göreceksiniz buradaki patlatmaları. Bunun hepsinden filiz çıkacak. Onun için asma vücudunu gövdesini patlatarak, yararak oradan filiz çıkartıyor. Bunlarda herhangi bir endişe edecek, korkulacak bir durum değil. O zaman Tamam. topraklamaya geçelim. Toprakla buluşturacağız filizimizi. Ben saksı olarak bu şekilde daha çok toprağın güçlü olabileceği bir saksı tercih ettim. Tabii daha küçük boyutlarda da yapabilirsiniz. Çünkü kökü hızlı büyümesi için küçük saksılar tercih edilmesi gerekiyor. Biz biraz daha iki tane asma yapacağımız için büyük bir saksı tercih ettik. Toprağımız nemli. Biraz göreceksiniz tam kuru değil. Şöyle yakınlaştıracağım ben size. Toprağımız nemli olacak biraz. Toprağımız nemli olacak. Kazıp şimdi Toprağın bir özelliği var mı yani çeşit anlamında? toprağın şöyle fazla çorak toprak deriz biraz daha. Yani suyu aldıktan sonra hemen taşlaşmayacak toprakları tercih etmek daha mantıklı. Çünkü kökü salarken toprak sertleşirse, sıkılaştırırsa çayının bir anda kökün ilerlemesi de yavaşlar. Haliyle bitkiyi de öldürmüş olacaktır. Biraz kumlu toprak olsa daha iyi olur. Tabii ki, tabii ki biraz daha gevşek topraklar tercih edilmesi gerekir. Biraz kazacağım ben. Şu şekilde yavaş yavaş. Dediğim gibi kökler çok narin, çok zayıf oldukları için onları kırmadan toprağa bu şekilde fazla da sık sıkıştırmadan dip toprağını vereceğiz. Şu şekilde. Buradaki filizimize de dokunmamış olacağız. Şöyle dokunalım. Ben buna biraz can suyu vereceğim. Şuradan yavaş yavaş toprağı da aşağı doğru dağıtmadan bu ne kadar sıklıkta sulanması gerekiyor? Toprağın nemini koruyacak şekilde. Çünkü çok fazla da vermek iyi bir şey değil. Çünkü havalarımızın soğuk olması neticesinde toprağımıza verdiğimiz su tabii hava şartları soğuk olduğundan donma ihtimali de var. O da bitkimize zarar vermemesi gerekiyor. Hava ısınınca bunu dışarıya tabii ki açılarına havalar ısınınca zaten toprağı bu şekilde bu asmamızı bu şekilde çıkartınca her tarafı kök olmuş olacak. koyabiliriz. Onu kaldırıp havalar ısınınca müsait bir yere evinizin bahçesine gömebilirsiniz. Yaz mevsimine doğru ilerlediğimiz için daha fazla bir köklenme hızlanacak, daha fazla olacak. O yüzden yani Temmuz gibi falan köküne bir açıp bakılabilir. Filiz daha çoksa alınabilir. Ondan sonra diğer seneye daha güçlü bir şekilde ilerlemiş olur. Üzümümüzü toprağa alırken de dikkat etmemiz gereken en önemli konu toprakla alıp yani asmamızı toprakla kaldırıp top halinde, kökünü top halinde toprağıyla birlikte koyarsanız daha çok hızlı bir şekilde
Asma toprakla buluşturulan zemine daha çok hızlı adapte olur ve strese girmez bir ürün bitkimiz. Strese girmediğinde tabii daha hızlı bir şekilde büyümeye ve gelişmeye başlar. Tabii üzümünü de daha çabuk alırsınız. O yüzden üzüm yemek için bu şekilde faydalı bilgiler de paylaşıyoruz sizlerle de. Bunun gibi daha hızlı toprakla çoğaltmak için bu yöntemleri deneyebilirsiniz. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Değerli dostlar, videomuz burada sona erdi. İnşallah çok faydalı bir video olmuştur.